Merhabalar. Bir mol sorumuz var ve bu mol soruları karşımıza çok çıkıyor. Bu tarz sorular. Hemen okuyalım. 0,2 mol X2 CO3 bileşiği 20,8 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır? Mol kütlelerini atomların parantez içinde verilmiş bilinenleri, bilinmeyen de X onu soruyor. Bu tür sorularda önce bütün bileşiğin 1 molüne ulaşmamız gerekiyor. Bakıyoruz kaç molü için kütlesi verilmiş? 0,2 mol X2 CO3 için 20,8 gram verilmiş. Biz bunu oran orantıyla 1 molünü bulacağız önce. İlk yapacağımız o. Ne diyeceğiz? 0,2 mol X2 CO3 20,8 gramsa 1 molü kaç gramdır deyip oran orantıyla önce 1 molünün kütlesini bulacağız. Sonra işimiz kolay. Ne yaptı? 0,2x eşittir 20,8. Böyle ikisi virgüllü olduğu zaman her ikisini aynı sayıyla çarptığımızda virgülden kurtarıp daha rahat işlem yapabiliyoruz. Her ikisini 10 ile çarparsak virgülden kurtuluyor. O zaman ne yapalım? Bunu 2x yaptık. Burayı da 208 yaptık. 10 ile çarptık. Sonra her iki tarafı 2'ye bölersem bu ikiler gitti. X yani bir bileşiğin mol kütlesi ne kadar oldu? Yarısı 104 gram bölü mol. Bu bizim neyimiz? X 2 CO3'ümüz. Bu kadar 1 molü bu kadar grammış. Hemen ne yapacağız? Bu kütleyi mol kütlesi hesaplamada ne yapıyorduk? Bildiklerimizi atom sayılarıyla çarpıp toplayıp mol kütlesini eşitliyorduk. Hemen getirelim. X2 CO3 için 2 çarpı x çünkü bilmiyoruz x'in kütlesini artı karbon bir tane olduğu için 12 direkt yazalım 12 çarpı 1 diyelim hadi bakalım. Sonra oksijenin sağ altında 3 var 3 çarpı 16 oksijen kaç 16 neye eşitleyeceğiz 104 104'e eşitliyoruz. Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alırsak 2x eşittir. Burası ne olur? İşte 48 burası, 12 de burası. Kaç oldu? Burası 60. O zaman 104 eksi 60. 2x eşittir. 104'ten 60'ı çıkarırsam kaç kalıyor? 44. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 22. X'in mol kütlesi kaçmış? 22 gram bölü mol. Görüşmek üzere.